Çok konuşuyor sivridin o dili. Dikkat et hızlı geç onun yanından. Bir bakışıyla bitirir herkesi. Görmedim hiç böylesini. Çok konuşuyor sivridin o dili. Dikkat et hızlı geç onun yanından. Bir bakışıyla tavlayı herkesi. İleri bir geri salani her yeri. Yok mudur abi kızında ince bir ayarı. Yarın dibine sokar hele bir laf at ona. Şöyle biraz yürüsünler tamam olur öyle. İleri bir geri salani her yeri. Yok mudur abi kızında ince bir ayarı. Yarın dibine sokar hele bir laf at ona. Şöyle biraz yürüsünler tamam olur öyle. Sağ bir şey diyenin vay haline yanarım. Kıvırarak yürüsün cilvelim yarım. Ulaşılmayı sana gelsen bir yanına. Kızar mısın deli kızla okur musun canıma. Sağ bir şey diyenin vay haline yanarım. Kıvırarak yürüsün cilvelim yarım. Ulaşılmayı sana gelsen bir yanına. Kızar mısın deli kızla okur musun canıma. Güm güm ya ölürsem. Bir bakar mısın rica etsem. Sana bir şey diyeceğim nasıl desem. Bilmiyorum ama bir söylesem. Kalbim atıyor güm güm ya ölürsem. İleri bir geri salani her yeri. Yok mudur abi kızında ince bir ayarı. Yarın dibine sokar hele bir laf at ona. Şöyle biraz yürüsün da tamam olur öyle. İleri bir geri salani her yeri. Yok mudur abi kızında ince bir ayarı. Yarın dibine sokar hele bir laf at ona. Şöyle biraz yürüsün da tamam olur öyle. Sağ bir şey diyenin vay haline yanarım. Kıvırarak yürüsün cilvelim yarım. Ulaşılmayı sana gelsen bir yanına. Kızar mısın deli kızla okur musun canıma. Sağ bir şey diyenin vay haline yanarım. Kıvırarak yürüsün cilvelim yarım. Ulaşılmayı sana gelsen bir yanına. Kızar mısın deli kızla okur musun canıma. Süper nefesiniz kesildi vallahi. Evet, efendim hoş geldiniz. Şöyle beraber hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Şerefleri verdiniz efendim. Efendim işte şeker şeylerde yani şöyle duralım. Evet ama bak hep böyle oluyor. Şeker şeyleri seni çekiyorlar. Şeylerde ben kalıyorum. Efendim programımıza hoş geldiniz. Biz bomba gibiyiz. İstanbul bugün güneşli. Biz de o güneşi evet, bol bol evet, içimize çektik. Bomba gibiyiz. Siz ekranınızın başına hoş geldiniz diyorum kendi adıma. Hoş geldiniz. Hiçbir yere ayrılmayın, 2 saat boyunca çok bomba gibi bir program bekliyor. Muhteşem olacak hakikaten. Çok da güzel bir bizim program var diye söylemiyorum. Evet. Hakikaten muhteşem bir program olacak. Ekranlarınızın başından bir yere ayrılmayın çünkü kim geliyor? Ercan Kartal.
vermeymiş, anan istemeymiş. Bin bahane bularak yokuşa süreymiş. Yok babam vermeymiş, anan istemeymiş. Bin bahane bularak yokuşa süreymiş. Olmazsa olmazımsın, alnımdaki yazımsın. Kim bozarsa bu işi, ahım üstünde kalsın. Olmazsa olmazımsın, alnımdaki yazımsın. Kim bozarsa bu işi, ahım üstünde kalsın. Böylesini böylesini ben anlamam ötesini. Lanici mi yok bunun alacağım kız seni. Neresini tepesini koy verdim de gerisini. Kimler ne dese de sunda ele veremem seni. Böylesini böylesini ben anlamam ötesini. Lanici mi yok bunun alacağım kız seni. Neresini tepesini koy verdim de gerisini. Kimler ne dese de sunda ele veremem seni. Sözüne ne derseler üzülme. Ben canımı koymuşum aşkımızın önüne. Uymayalı sözüne ne derseler üzülme. Ben canımı koymuşum aşkımızın önüne. Olmazsa olmazımsın, alnımdaki yazımsın. Kim bozarsa bu işi, ahım üstünde kalsın. Olmazsa olmazımsın, alnımdaki yazımsın. Kim bozarsa bu işi, ahım üstünde kalsın. Böylesini böylesini ben anlamam ötesini. Lanici mi yok bunun alacağım kız seni. Neresini tepesini koy verdim de gerisini. Kimler ne dese de sunda ele veremem seni. Böylesini böylesini ben anlamam ötesini. Lanici mi yok bunun alacağım kız seni. Neresini tepesini koy verdim de gerisini. Kimler ne dese de sunda ele veremem seni. Kim bozarsa bu işi, ahım üstünde kalsın. Olmazsa olmazımsın, alnımdaki yazımsın. Kim bozarsa bu işi, ahım üstünde kalsın. Böylesini böylesini ben anlamam ötesini. Lanici mi yok bunun alacağım kız seni. Neresini tepesini koy verdim de gerisini. Kimler ne dese de sunda ele veremem seni. Böylesini böylesini ben anlamam ötesini. Lanici mi yok bunun alacağım kız seni. Neresini tepesini koy verdim de gerisini. Kimler ne dese de sunda ele veremem seni. Böylesini böylesini ben anlamam ötesini. Lanici mi yok bunun alacağım kız seni. Neresini tepesini koy verdim de gerisini. Kimler ne dese de sunda ele veremem seni. Öylesini böylesini ben anlamam ötesini. Lamici mi yok bunun alacağım kız seni. Deresini tepesini koy verdim de gerisini. Kimler ne dese de sunda ele veremem seni. Süper süper. Evet. Lamici mi yok ben onu çalarım. Ben onu yapamıyorum. Benim isimle çalar mısın? Yapabiliyor musun? Ben çalamıyorum. Ercan için yapıyorum. Bu Ercan için. Ben sadece böyle yapabilirim. Ben orada çıkmıyorum. Çalamıyorum. Hoş geldin. Hoş geldin. Çok güzel geldin. Hoş geldiniz. Lamici mi yok bunun? İyi ki de vallahi, gelmişiz vallahi. Vallahi çok keyifli oldu. Şimdi hemen sohbetin başında ben onu söylemek istiyorum. Tabii ki. Şimdi bakıyorum Ercan diyor ki yok mu bu kızın ince bir ayarı? Siz diyorsunuz ki Lamici mi yok alacağım falan. Evet. Nedir bu kadınlardan çektiğiniz? Kadınlardan çektiğiniz değil de... benim gurur duyması gerekiyorken bak bayanlara bütün şarkıları bayanlara yazıyor. Gurur duyması gerekiyorken söylediği lafa bakar mısınız? Evet. Ondan sonra kötü yazdık mı da yok efendim niye bayanlara bunu yazıyorsunuz? Şimdi aslında şarkının konusu anlaşıldığı üzere anne baba karşı çıkıyor. Hani vardır ya genelde. Yaşanmışlık var mı peki? Yani yaşanmıştık. Seninle alakalı mı yoksa hani genelde ya, yazıldığı zaman başkalarından da feyiz alınır ya? Tabii ben genelde bakış açım dışarıdan. Mesela bir arkadaşımın hayatını hayal ederek. Tabii. Yani tabii, onu, tabii.
o konsepti kağıda dökerek, ondan sonra müziğe dökerek yaptığım besteler de var. Kendimi yansıtan şarkılar da vardır, kendim için yazdığım. Yani beni anlatan şarkılar da vardır. Dinleyeceğiz, var yani. Dinleyeceğiz tabii de. Dinleyeceğiz. Bomba çünkü bomba şarkılar. Bomba albüm ben gördüm, inanamadım yani. Bütün şarkılar söz müzik. Hepsi Ercan'a ait. Evet. Söz müzik Ercan'a ait. Hakikaten hani fabrika gibisiniz maşallah bu anlamda. Tebrik ediyorum ben size. Adaşım olduğu için de gurur duyuyorum. Ne kadar güzel. Mümkün müdür yani? Ercan'cığım. Şimdi çok teşekkür ederim. Şimdi aşağı yukarı 20 yıla yakın müzik hayatımın içindeyim ben. Şimdi Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bir yetenek bu. Biz de bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah. İnsanlarla, yüreklerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu arada Ercan da bahsetti. Adaşız. Bugün, evet. Bugün o kadar özel bir gün ki. Bugün hem sevgili Ercan Topaloğlu adaşımın konuğuyum. Hem de bugün tarih itibariyle 12-12-12. Sen ortada dört dilek mi? Müsaade edersiniz. Evet, dilek mi tutacaksın? Bedava olmaz o iş. Hadi bakalım. Hemen bir dilek İnşallah. Herkes adına. İyi bir dilek tutun ki bize. Tabii ki inanmıyoruz böyle şeylere de yani yine de. Yılbaşı inşallah. Az önce Türkiye'ye gittik, şimdi gel burada dilek dile. Adet yerini bulsun maksat. Adet yerini bulsun. Bu gerçekten bir temenni. İnşallah yeni yıl hepimize bol şans, sağlık mutluluk, huzur, bol para, bol kazanç. O da önemli biliyorsunuz. Amin, inşallah. İnşallah bunları getirsin. Allah sevdiklerine kavuştursun. Herkesi diyorum, çekiliyorum. Her şeyden önce toplumsal huzur çok önemli. Tabii. Toplumsal. Gerçekten. Yani savaşlar olmasın istemiyoruz kesinlikle. Evet. Her zaman barış yanlısıyımdır. Evet. Savaşlar olmasın, insanlar huzur içerisinde. Keşke inşallah yaşasınlar. İnşallah bu yeni yılda inşallah güzel şeyler bizi i̇nşallah. Bekliyordur. Bu arada hemen yeri gelmişken bunu çünkü medyaya düşüyor bu görev. Ondan da bahsedelim işte Maya takvimine göre vay efendim işte dünya batacak falan. Sen ne demek istersin Ercan? Ben bir şey demeyeceğim kendi adıma. Hiç kurban yorum bile olduğum, yapmıyorum. Yaradanımın, Allah'ımın dediği olur diyorum. Hı-hı. Ondan başka hiç kimse hiçbir gelecekten haber veremez. Hı-hı. Ben öyle şeylere inanmıyorum. Ya, olay bu. Yani aranızda varsa efendim, hani yine de bilinçlendirmek zorundayız biz medyacılar olarak. Ekranlardan varsa aranızda inananlar lütfen yapmayın diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. Ya ben maya dediğin zaman aklım otomatik başlıyor. Hamurdan yapıyorum. Hamur mayası. Evet. Takvimi var bak. Evet. Evet. Anamın bayağı mayaları vardı eskiden. Var onun bile reklam etmeye gerek yok. Marka ismi var. Şu mayalarla nasıl? Mayalarla nasıl anne neler yapıyor Ercan? Çok merak ettim. Biz bunu dinleyeceğiz senden. İzleyicilerimize kısa bir ara isteyelim onlardan. Mayayı öğrenelim nasıl yapılıyor. Tamam. Bugün size çağımızın hastalığı olan hemoroid tanıtacağız. Hemoroid nedir? Önce bunu bilmek gerekiyor. Hemoroid, kalın bağırsakta bağırsak sarkmasıdır. Bakın, o kadar önemli bir hastalıktır ki, bunun evreleri var. Evreleri 4 evre. Birinci evrede, hasta kesinlikle hemoroid olduğunu anlamaz. Sadece ve sadece kabızlık baş gösterir. Kabız olan bir hasta potansiyel hemoroid hastasıdır. Birinci evreyi geçtik. İkinci evrede artık yavaş yavaş hemoroid kendisini göstermeye başlar. Ne yapar biliyor musunuz? Yavaş yavaş kanamalar başlar. Kabızlık çoğalır. Hasta tuvalete gittiğinde normal sağlıklı bir insan 5 dakikada çıkıyor ise hemoroid hastası 5 dakikanın üzerinde yaklaşık 10 dakika gibi bir süre tuvalette kalmak zorunda. Niye? Kabız olduğu için. Üçüncü evreye geliyoruz. Bakın yavaş yavaş yükseliş başlıyor. Ne oluyor üçüncü evrede biliyor musunuz? Değerli halkım. Aşırı kabızlık biraz daha aşırı bir şekilde geliyor. Yine doktor tabii ki es geçiyoruz. Bakın ben öyle hastalar biliyorum. Yarım saat, 45 dakika tuvalette kalan insanlar var. Aşırı kabızlık. Kabızlığı giderebilirsiniz ama hastalık zaten belli bir noktaya gelmiş. Bunu gidermeniz mümkün değil. Hastalık sürekli ilerliyor. Önlem almanız gerekiyor. Ne yapıyor? Üçüncü evrede lavaboda oturuyor saatlerce, dakikalarca.
Dördüncü evrede ne oluyor biliyor musunuz? Kanamalar daha da sıklaşıyor, oturamıyorsunuz, gezemiyorsunuz. Günlük yaşantınızın seviyesi sıfırlara bazen inebiliyor. Ben böyle insanlar tanıyorum. O kadar kaliteniz düşüyor ki günlük yaşam kaliteniz. Artık ondan sonra doktora da gidiyorsunuz. Bunu da iyileşmeyen kim biliyor musunuz? Alkol ve acı tüketenler. Ne zaman? Tedavi süresince. Alkol alacak iseniz, acı tüketecek iseniz benim ürünümü almayın. Şimdi gelelim. Hemotiks'i nasıl kullanacağız? Sabah, akşam, akşam da yatarken çay bardağı, dörtte bir diyelim buna, içine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve içiyoruz. Bu kadar basit. Günde iki kez yapıyoruz. Niye siz de iyileşmiyorsunuz? Alt bantta gördüğünüz numaraları arıyorsunuz, Hemotiks'e ulaşıyorsunuz. Bu kadar basit. Bugün size çağımızın hastalığı olan hemoroid tanıtacağız. Hemoroid nedir? Önce bunu bilmek gerekiyor. Hemoroid, kalın bağırsakta bağırsak sarkmasıdır. Bakın, o kadar önemli bir hastalıktır ki, bunun evreleri var. Evreleri 4 evre. Birinci evrede hasta kesinlikle hemoroid olduğunu anlamaz. Sadece ve sadece kabızlık baş gösterir. Kabız olan bir hasta potansiyel hemoroid hastasıdır. Birinci evreyi geçtik. İkinci evrede artık yavaş yavaş hemoroid kendisini göstermeye başlar. Ne yapar biliyor musunuz? Yavaş yavaş kanamalar başlar. Kabızlık çoğalır. Hasta tuvalete gittiğinde normal sağlıklı bir insan 5 dakikada çıkıyor ise hemoroid hastası 5 dakikanın üzerinde yaklaşık 10 dakika gibi bir süre tuvalette kalmak zorunda. Niye? Kabız olduğu için. Üçüncü evreye geliyoruz. Bakın yavaş yavaş yükseliş başlıyor. Ne oluyor üçüncü evrede biliyor musunuz değerli halkım? Aşırı kabızlık biraz daha aşırı bir şekilde geliyor. Yine doktor tabii ki es geçiyoruz. Bakın ben öyle hastalar biliyorum. Yarım saat, 45 dakika tuvalette kalan insanlar var. Aşırı kabızlık. Kabızlığı giderebilirsiniz ama hastalık zaten belli bir noktaya gelmiş. Bunu gidermeniz mümkün değil. Hastalık sürekli ilerliyor. Önlem almanız gerekiyor. Ne yapıyor üçüncü evrede? Lavaboda oturuyor saatlerce, dakikalarca. Dördüncü evrede ne oluyor biliyor musunuz? Kanamalar daha da sıklaşıyor, oturamıyorsunuz, gezemiyorsunuz. Günlük yaşantınızın seviyesi sıfırlara bazen inebiliyor. Ben böyle insanlar tanıyorum. O kadar kaliteniz düşüyor ki günlük yaşam kaliteniz. Artık ondan sonra doktora da gidiyorsunuz. Bunu da iyileşmeyen kim biliyor musunuz? Alkol ve acı tüketenler. Ne zaman? Tedavi süresince. Alkol alacak iseniz, acı tüketecek iseniz benim ürünümü almayın. Şimdi gelelim. Hemotiks'i nasıl kullanacağız? Sabah, akşam, akşam da yatarken çay bardağı, dörtte bir diyelim buna, içine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve içiyoruz. Bu kadar basit. Günde iki kez yapıyoruz. Niye siz de iyileşmiyorsunuz? Alt bantta gördüğünüz numaraları arıyorsunuz, Hemotiks'e ulaşıyorsunuz. Bu kadar basit. Sevgili izleyenler, sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Yine muhteşem bir kampanya ve muhteşem bir cihazla karşınızdayız. Şu anda elimde görmüş olduğunuz cihaz bir uydu alıcısı. Üstelik tamamen Türk malı, kablosuz uydu alıcısı. Sizler de istediğiniz kanalı, hatta 4000'e yakın kanalı ve istediğiniz uyduyu izlemek ister misiniz? Tabii ki istersiniz ve artık kablo kirliliğine son veren 41 tane uyduyu rahatlıkla izleyebileceğiniz 4000 kanal kapasitesine sahip muhteşem bir uydu cihazı sizleri bekliyor. Üstelik 2 yıl garantili ve muhteşem bir kampanyayla, muhteşem bir fiyatla bugün sizlere ulaştıracağız. Tabii ki kısa süreli bir kampanyadır. Bunu da sizlere bildirmemiz gerekiyor. Kargosu, KDV'si dahil bir fiyatla ulaşacaktır. Normal şartlarda 145 TL olan bu muhteşem cihaz bugün sadece 59 lira. Yanlış duymadınız. 145 lira yerine 59 liradan uydu alıcısı sahibi olacaksınız. Bakın, çeşitli renk seçenekleriyle beraber tamamen Türkçe menüye sahip. Çeşitli dillerde kullanılma özelliği var.
41 tane uydu kapasitesi var, 4000 kanalı barındırıyor ve en güzel özelliklerinden bir tanesi çocuk kilidi var. Yani ebeveynler, anne babalar, çocuklarınızın izlemesini istemediğiniz kanalları şifreleyerek artık onların gelişimini etkileyecek olan kanallardan onları uzaklaştırıyorsunuz. Ve 4'e 3, 16'ya 9 ekran özelliğiyle artık birden fazla ekran şeklinde izleyebiliyorsunuz. Üstelik artık büyük kutulara, büyük receiver'lara gerek yok. Sadece televizyon arkasına takıyorsunuz ve anten kısmıyla adaptör kısmını da taktıktan sonra artık şifreli, şifresiz bütün kanalları rahatlıkla izliyorsunuz. Kesinlikle ekstra hiçbir malzemeye gerek yok, ekstra herhangi bir aparata gerek yok. Televizyonunuzun arkasına bu gördüğünüz el büyüklüğünde, kumanda büyüklüğünde cihazı, receiver'ı taktıktan sonra 4000 tane kanalı, 41 tane uyduyu rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Hotbird, Eutelsat, Sirius, TürkSat, akla gelen bütün uyduları herhangi bir engel olmaksızın, şifre olmaksızın izleyebiliyorsunuz. Bakın zaman daralıyor. 3 dakikalık süre içinde aradığınız takdirde 145 lira değerinde olan bu muhteşem teknoloji harikası receiver'a, uydu alıcısına her şey dahil 59 liradan sahip olacaksınız. Kesinlikle Türk malıdır, Türk mühendisleri tarafından tasarlanmıştır ve 2 yıl garantilidir. Bakın 2 yıl boyunca garantisi söz konusu. Türkiye'nin her ilinde de yaygın servis ağı söz konusudur. Gönül rahatlığı alabilirsiniz ve bu muhteşem cihazla, bu muhteşem uydu alıcısıyla gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Sevgili izleyenler, bakın tamamen Türkçe menüye sahip. Kolay bir menüsü var. Kolaylıkla kanal ekleyebilirsiniz. Otomatik arama, manuel arama söz konusu. İstediğiniz kanalı istediğiniz kolaylıkla ekleyebildiğiniz gibi, dedim ya, çocuklarınız için özel bir özellik var. Neydi? Çocuk kilidi. Ne oluyor? Kimi kanallar çocuklarımız için uygun olmayabilir. Sizler de bunun önüne geçmek istediğinizde o kanallara şifreyi yerleştiriyorsunuz. O kanallara şifreyi koyuyorsunuz ve o dakika itibariyle sizin izniniz olmadığı sürece, o şifrenin girilmediği sürece çocuklarımız o istemediğiniz kanalları izleyemiyor. Yani bir nevi çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunuyoruz bu konuda. Bakın büyük kutulara, büyük receiver'lara, büyük uydu alıcılarına son. Sadece televizyonun arkasına takıyorsunuz, antenle bağlantısını gerçekleştiriyorsunuz ve adaptörü taktıktan sonra 4000 tane kanal, evet 4000 tane kanal, 41 adet uydu sizlerin hizmetinde. Bir dakikalık süremiz kaldı, kargo masrafı yok, KDV'si dahil 145 lira yerine sadece 59 lira sizleri bekliyor ve Türkiye'mizin neresinde olursanız olun kapıya kadar teslim ediyoruz ve ödemeyi de teslimattan sonra sizlerden alıyoruz. Yani kapıda ödeme kolaylığı ve kapıya kadar teslim kolaylığını sizlere sunuyoruz. Bakın tekrardan söylüyorum, el büyüklüğünde, kumanda büyüklüğünde bir cihaz, yanında kumandasıyla beraber ve televizyonumuza bağlayacağımız receiver'ın kumanda gözüyle beraber ve adaptörüyle, piliyle beraber geliyor. Ekstra hiçbir aparata, kabloya gerek yok. Bin bir tane kablo bağlamanıza gerek yok. Birden fazla receiver kullanmanıza gerek yok. Hepsini tek bir receiver'a topladık. 4000 tane kanalın izleme keyfini bu elinde gördüğünüz receiver'la tadacaksınız. Siz de 41 adet uyduyu barındıran ve 1001 çeşit televizyonu izleyebileceğiniz, 1001 çeşit kanal izleyebileceğiniz bu muhteşem cihaza sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Çağrı dahi atsanız kampanya dahil olmuşsunuzdur. Anneler müjde, sizi yepyeni bir ürünle tanıştırıyoruz. BabyVac burun aspiratörü. BabyVac burun aspiratörü özellikle nefes almakta zorlanan, sümkürerek burnundaki akıntıları temizleyemeyen çocuklar için geliştirilmiş, kullanımı kolay ve pratik bir üründür. Bir ucu elektrik süpürgesine takılan BabyVac burun aspiratörünün diğer ucu çocuğunuzun burun deliğine yaklaştırılır. BabyVac özel bağlantı noktasıyla elektrikli süpürgenin gücünü filtreler ve burun içindeki akıntıları çekebilecek düzeye düşürür. Çocuğunuza hiçbir şekilde zarar vermez. 0 ile 6 yaş arası çocuklar için oldukça ideal olan bu ürüne sahip olmak şimdi çok kolay. BabyVac kargo ve KDV dahil 69 liradır. bebevac.com.tr adresinden ya da 0216 330 çift 086 nolu telefonumuzu arayarak siparişinizi verebilirsiniz. Kaytanı dolandırma, kaytanı dolan. Çay kara, çay kara, cevahir taşı, bizim cevahir taşı. Çay kara, çay kara, cevahir taşı, bizim cevahir taşı.
elemeler başladı. Sesine ve kendine güvenen bütün Karadenizli adaylarımızı elemelere bekliyoruz. Başım kaldı bella ya elli güzellerinden duyarım yarım için konuşur ellerine. Yine 8-1. Dokuz puan veriyorum. Sen bunu hak ettin. Ben de 9 vermek istiyorum. Sesine ve kendine güvenen bütün Karadenizli adaylarımızı elemelere bekliyoruz. Baştan alıyorum. Bravo mu duydunuz? Bravo'dan baştan alıyorum bu arada. Tamam. O zaman bir dakika şöyle yapacağız. Şuradan baştan alıyorum. Sesim.
Geri aldık. Mikrofonum olmadığı için evet baştan aldık. Bravo dedik ve dedim ki çok güldük dedim Ercan. Neye gülmüştük dedim. Evet. Annem beni haşladı. Nasıldı sözleri? Annem beni haşladı. 25 Eylül'de güzel bir aşk başladı. Anam duyunca beni sıcak sudan haşladı. Anamın adı Sema. Bizimki ise Eda. Onu geç. Sen mi yazdın? Evet. Onu geç. Geç. Onu geçtik. Peki bu arada değerli izleyenlerimiz bize nasıl ulaşacaklar? Evet. Şu an Ercan Kazdan'ın, değerli sanatçımızın, konuğumuzun hayranları diyor ki biz nasıl ulaşacağız programınıza? Efendim MK'da yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı 39-29'a gönderiyorsunuz. Bir. İkincisi canlı yayınımıza telefonla bağlanabilirsiniz. O da nasıl? 0216-640-0566'dan bakın canlı yayınımıza da bağlanabilirsiniz. Arkasından ne yapabilirsiniz? Tabii ki Facebook'tan. Ben kendi sayfamı açtım ama sakıncası var mı? Yok yani. Hepimizi sevenler zaten artık oraya doluşacaktır. Kendi sayfamı açıyorum. Sizin sevenleriniz dolduruyorlar zaten. Harika. Facebook'tan da efendim Arzu Saygın olarak bana gönderebilirsiniz. Orada bölüm açtık sizler için diyorum. Peki. Evet. Devam edelim. Ercan Kazdal'la. Evet. Devam edelim. Sıkıştırıyoruz. Şimdi hazır mıyız? Sıkıştırma bölümüne geldik. Evet. Mikrofonu eline aldı. Sıkışmamak için. Bak şarkıya geçti o. Sıkıştırılmış dosya gibi oldu. Peki o zaman. Şarkı alıyoruz sonra sıkıştırıyoruz ama. Tamam olsun. Tamam peki. Etmez. Hadi bakalım. Çekmişim tükenmedi ahlarım, öyle doluyum sorma, dokunsalar ağlar. Ne dertleri çekmişim tükenmedi ahlarım, öyle doluyum sorma, dokunsalar ağlar. İçimdeki kederi anlatsam anlamazlar, yüreğimin derdine bir derman bulamazlar. İçimdeki kederi anlatsam anlamazlar, yüreğimin derdine bir derman bulamazlar. Adımı sormasınlar, deliyim divaneyim. Nasıl ağlamayayım, yüz yerden yaralıyım. Eller giyer beyazı, ben yine karalıyım. Ben bu aşkın yüzünden düşmüş bir zavallıyım. Adımı sormasınlar, deliyim divaneyim. Nasıl ağlamayayım, yüz yerden yaralıyım. Eller giyer beyazı, ben yine karalıyım. Ben bu aşkın yüzünden düşmüş bir zavallıyım. Nasıl dindiririm bu aşkın acısını? Sevdiğime vermiştim
kalbimin yarısı. Ben nasıl dindiririm bu aşkın acısı? Sevdiğime vermiştim kalbimin yarısı. Dünyaları verseler yar geri gelmeyecek. Bilirim her şey aynı, kaderim gülmeyecek. Dünyaları verseler yar geri gelmeyecek. Bilirim her şey aynı, kader hiç gülmeyecek.